Merhabalarından herkese selamlar, sevgiler değerli izleyiciler. Sivil toplumun sesi programıyla karşınızdayız. Her hafta bir sivil toplumun konuk ettiğimiz programımızda bu hafta Bartın Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcımız Bahriye Gülpınar Geredeli hocamızla beraber olacağız. Ben kendisine hoş geldin demek istiyorum. Bahriye hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim bizleri bu güzel ortamda buluşturduğunuz için. Biz de bütün Bartınlılara selamlarımızı gönderelim buradan evet bütün Bartınlara ve dünyada bulunan bütün Bartınlara da selamlar gönderiyoruz. Çünkü her yerde bir Bartın'da bulunmak Kesinlikle. mümkündür. Kesinlikle. Bence de o kadar güzel cennet köşesi ki Bartın. İnsanları da gönül insanı. Sizin gibi böyle güzel bir hocamızla da olmak bu yayında bizim için çok kıymetli. Ben öncelikle Bahri Hocam en zor soruyla başlayayım. Bahriye Gürpınar Geredeli kim? Siz kendinizden bahsedin. Ben Bahriye Gürpınar Geredeli Bartın'ın küçük bir köyünde, Bartın Kozcağız Eskamide köyünde doğdum. Ee, orada büyüdüm, orada yetiştim. 24 yaşıma kadar da evlendikten sonra 24 yaşına kadar da e, Bartın Kozcağız'da yaşadım. Daha sonra Kocaeli'ye taşındım. Orada başladı hikayemiz. <laughs> Eşim ve çocuklarımla beraber. Sonra e, üniversite hayatına 37 yaş yaşımdan sonra başladım. Üniversite hayatımız oldu. Aslında ibretlerle dolu ve gençlere <laughs> bir de güzel örneklerle olan hikaye Evet, 34 senelik evliyim bu arada. Ne kadar birlikte istiyorum özellikle. E 3 çocuğum var. şu an beş tane de torunum var. Çok güzel. Maşallah hocam. Ve siz hala bu kadar yılların içerisinde güzel bir mücadele örneği göstererek hem eğitiminize hem de aile kültür ve değerlerini en güzel şekilde topluma taşıyan Aile danışmanlığı konusunda destek veren ve bu arada bulunduğunuz Bartın Dernekler Federasyonunda da Kadın ve Aile Komisyonu başkanısınız evet. değil evet mi hocam? hocam. Evet. Her biriyle yani toplumun içinde toplumun bütün değerlerini en güzel şekilde yaşatmaya çalışan çok kıymetli bir hocamızsınız. Bence Bartın hocam. sizin gibi güzel bir insanla da gurur duyuyordur mutlaka. Bizde üniversitemizin de öğrencisi oldunuz hani diyorsunuz. ya Doğuştan ölüme kadar sürekli biz öğreneceğiz, ilimle uğraşacağız evet, diye. Evet, yani e, hocam eğitim aşkı e, insanın içine yerleştikten sonra evet. hiç doymuyor. Kesinlikle. Gerçekten doymuyor. Birinci üniversite, ikinci üniversite derken e, yüksek sans, yani işimi daha iyi yapabilmek adına, aile danışmanlığının daha iyi olabilmek adına buradayım. E, Üsküdar Üniversitesi zaten çok sevdiğim ve çok istediğim, buraya gelmeyi hayal bile edemezken <laughs> şu an e, burada yüksek sansa başladım. Çok mutluyum bu konuda. Sivil toplumun sesi programı da gerçekten benim olmak istediğim bir yer. Çok güzel. Siz <laughs> şöyle, de buradasınız şu an, bu programın içindesiniz. Sivil toplumun sesi, kadınların sesi, çocukların sesi, insanın sesi olmak Evet. amaç zaten buydu. İlk önce kendimi geliştirdikten sonra kendi memleketime bir şeyler yapmak istedim. Aslında bu hikaye şöyle de başladı. Kocaeli Üniversitesi'nde pedagojik formasyon eğitimi alırken bir hocamız şöyle bir şey söylemişti. çocuklar demişti, herkes eğitim alır, büyük şehirlerde iş kurmak ister, orada çalışmak ister çünkü orada daha çok kazanç sağlayabilir, daha ünlü olabilir ama size şöyle bir önerim var. Mümkünse kendi memleketinizden başlayın. <laughs> Güzel söylemiş. böyle olursa 81 ile dağıldığınızda 81 ili geliştirmiş oluruz. Çok. Büyük şehirlerin çok gelişimi hani ihtiyacı var tabii ki ama Bizim memleketimizin daha çok ihtiyacı var. Kesinlikle. O, o düsturla ben de kendi memleketimden başlamak istedim ve 2017 yılında Bartın Dernekler Federasyonu'na bir ilk önce Bartın Kozcağız Derneği, Barkoz Der'de başladım. Hı hı. Bir ay sonra da federasyona geçiş e, işte, talebim oldu, talep ettiler. Evet. E, sağ olsunlar. 2007'den bu yana Bartın Dernekler Federasyonu'nda Aile ve Kadınlar Komisyonu Başkanlığını yürütüyorum. Çok güzel. Bu arada gerçekten BART'ın Dernekler Federasyonu da inceledim. Çok güzel çalışmalar yapan evet. bir federasyon ve çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Asrın Felaketi dediğimiz deprem bölgelerine de çok güzel çalışmalar başladılar sivil toplum köyü evet, kapsamında. Evet. Bu arada Adalet Başkanımız da bu konuda öncülük yapıyor. Turan Hocamız, Turan Sayar. Turan Hocamıza çok Ona da teşekkür çok ediyorum. Teşekkür buradan. ediyoruz. Dep e, ve BART'ın Dernekler Federasyonu içindeki herkese biz böyle güzel çalışmaları gönülden yaptıkları için kutluyoruz. Nice çalışmalar olsun. Evet hocam. Hocam e, öncelikle yıl asrın afiyetini yaşadık. E, ondan önce maden kazası yaşadık. Maden şehitlerimizi burada rahmetli evet. anıyoruz. Depremde vefat eden e, şehitlerimizi de rahmetli anıyoruz. analım e, bir şekilde yaşadık. E, Geride kalanlara biz tutunmayı, hayata tutunmayı artık evet. e, birlikte başarmamız lazım. Sivil toplumlara çok büyük görev evet. düşüyor burada hocam. Gerçekten e, sivil toplum olarak daha çok güçlenmemiz gerekiyor. Daha çok e, özellikle üniversitelerle birlikte hareket ederek Hı -hı. kendimizi de geliştirerek bu afeti e, atlatmamız. Yani atlatamayız muhtemelen ama en azından acıları sararabilir. Sarabiliriz. Yaralarımız sararabilir. Paylaştıkça azalacaktır. Hı. Evet, acı çok büyük bir acı ama Rabbim inşallah en güzel şekilde o acıların sarılması konusunda kullarıyla paylaşarak. Çünkü sevinçler nasıl artıyorsa paylaştığımızda azalacak paylaştıkça. İnsan kendini daha güçlü hissedecek, daha mutlu hissedecek. Biz onların her an hep yanlarında olacağız. Onlarla beraber çalışmalarımız olacak. Sivil toplumlarla onlar için de güzel bir gelecek olsun diye bir sürü çalışmalar başlattık. Bu çalışmalarında hep ısrarlı şekilde takipçisi olacağız onlarla. İnsanlar gerçekten zor günler yaşıyor. O zor günlerin içerisinde o zorlukların kolaylıklara dönmesi konusunda hem fiili dualar, hem sözlü dualar, hem de yaralar sarılarak inşallah en güzel şekilde dönüşecek. Bizim hani evet. şeyimiz kul ve insanlık görevimiz bu. Evet. Bartın Dernekler Federasyonu da bu çalışmaları bizim için önemli ve kıymetli. Hocam Bartın Dernekler Federasyonu neler yapıyor? Nelerden oluşuyor? Hangi çalışmaları yapıyor? Evet. Bizimle de paylaşırsanız çok seviniriz. Teşekkür ederim hocam. Bartın Dernekler Federasyonu ilk önce kuruluş ondan bahsedeyim isterseniz. Tabii ki. 1960'larda göçler Bartın'dan başlamış. Bu Hı. Almanya ile başlamış herhalde. Muhtemelen tam böyle garanti olmamak şartıyla. Almanya'ya 1961 yıllarında göçler devam etmiş. Daha sonra işte Türkiye'nin değişik illerinde Hı. yurt dışına göçler başlamış. Göçler başlamış para kazanmak için ama para kazanmaya başladıktan sonra bu sefer de memleket özlemi başlamış. Hı. Memleket özlemini nasıl giderebiliriz? Hani sık sık memlekete de gidemeyiz diyerekten bir Bartınlı arayışı başlamış. Çevresinde hangi Bartınlı var, kim var, nerede var? Derken birbirlerini bulmaya başlamışlar. Arkasından demişler ki bu birlikteliği bir isim koyarak dernekleştirelim diye. Dernekler kurulmaya başlamış. İstanbul'da dernek sayıları gitgide artmaya başlamış. Derken 2006 yılında bunun demişler bu dernekleri bir araya toplamak toplayalım. Çünkü Şöyle bir durum oluşmuş. E, dernekler program yapıyor. E, il, il ilçe, işte mahalle, köy derken dernekler çok sayısı artmış. Bu sefer programlar diyelim ki bir hafta sonu bir program var ama iki program bir araya denk geliyor. Davetli sayısı e, diyelim ki bir bürokratı çağırdıklarında e, aynı yere gitmek durumu da var. İki yere gitmek e, zor. Bunun bir çaresi olsun diyerekten. E, bunun bir çatı oluşumuna girmiş Bartın dernekler, dernekleri. Bu çatı oluşumunda aslında bize en çok öncülük yapan rahmetli Hasan Basri Nalbant hocamızı buradan anmak istiyorum. Ona rahmet göndermek istiyorum. Çünkü çok değerli bir abimizi kaybettik. Öncülük yaparak şu anki başkanımız Mehmet Yılmaz başkanımızla birlikte diğer işte ilk başkanımız zaten Hasan Basri Nalbant. Ondan sonraki Sayın Nevzat Balta'ya saygılar gönderiyorum buradan ondan sonra rahmetli Ahmet Yılmaz başkanımızı kaybettik. Ona da rahmet diliyorum. Çok değerli bir insandı, çok naif bir insandı kendisi. Allah mekanını cennet eylesin. daha sonraki başkanımız Zeynel Özyoş isadım. Kendisi de çok değerli bir abimizdir. Çok gerçekten o da çok na, naif bir insandır. Daha sonra bayrağı Mehmet Yılmaz başkanımıza devretti. Şu anki başkanımız Mehmet hocamız da, Mehmet Başkanımız da çok değerlidir bizim için. Her zaman aradığımızda her konuda desteğini hiç esirgememiştir. Bizim arkamızda güçlü bir kale gibidir kendisi. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. 2006 yılında başlayan bu yolculuk 2009 yılında artık resmiyete dönüşmüş. İlk önce Bartın Dernekler Birliği adında başlamış. Sonra platform olarak devam etmiş. Arkasından da Bartın Dernekler Federasyonu resmi adı olarak e, resmiyete geçti. O günden sonra da e, değişik başkanlarla bugüne geldik. Bahri Hocam o kadar güzel e, anlattınız ki hikayenizi. Biz sanki yaşadık evet. e, ve gönül insanlarıyla buluşturulan bir e, çatı olmuş aslında. Çok kıymetli bir çatı olmuş. Evet. Böyle gönül insanları gönülden çalıştığı zaman zaten sivil toplumun sesi en güzel şekilde toplumun içinde var oluyor. Bu yüzden de Bartın Dernekler Federasyonu'nun birçok çalışması zaten toplumun içinde oldukça değerli çalışmalar. Evet. Bu konular da önemli. Siz zaten aile ve kadın konulu bir başkan olduğunuz için federasyon içinde mutlaka o konuda da birçok çalışma yapıyorsunuzdur. Hem neler yapıyorsunuz? Bir de siz kendi başkanı olduğunuz komisyonda neler yapıyorsunuz? Bunları da öğrenelim. Evet. Şimdi BART'ın Dernekler Federasyonu şu an 38 resmi 22 de bize katılma aşamasında olan komisyonlarında Olacak kurmaya çalışan kalınmadık. 60 dernekten oluşuyor. Hı hı. Güçlü bir ekip gerçekten bu, bu deprem afet yaşadığımız afetten sonra ne kadar güçlü olduğumuzun da farkına vardım. O kadar güçlü bir birliktelik oluştu ki. E, tırların hangisini takip edeceğimi şaşırttım hangisini mü şey. çok güzel bir Allah razı olsun onlardan herkesten e, 60 derneğin kadınlar komisyonu da oluşmaya başladı İlk başta hani böyle bir komisyon çok fazla yoktu 2017'de ben başladıktan sonra bütün dernek başkanlarımızı tek tek arayarak e, bir günümü neredeyse ayırdım Herkes dedim kadınlar komisyonu. Çünkü kadınların böyle gönüllülük işinde en güzel hareket edeceklerini düşünüyorum. Çünkü üretken bizim kadınlarımız. Evet. Onlara bir rol verildiği zaman da bu rolün en iyisini yapmaya çalışacaklar. Anaçlar, ondan evet. sonra gönüllüler, gönülden yapıyorlar. Cesurlar, sabırlılar. Evet. ve Bu süreçlerde de birlik ve beraberlikle hareket ediyorlar. Bunlar gerçekten olması gereken güzel değerlerimiz. Ve evet. bu değerleri de bir sivil toplum kuruluşu içinde görmek gerçekten insanı çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim hocam. E, Aile ve Kadınlar Komisyonu kurulduktan sonra çalışmalardan bahsedeyim. Ben en çok yalnız yaşayan kadınların ruhuna dokunmayı Hı. istedim ilk önce. Kadınlar komisyonlarımızı kurulduğu zaman Kadınlar WhatsApp grubumuz da oluşmaya başladı. İşte e, Barkozler, Barkumder isimleriyle böyle artık WhatsApp grupları var. Bir de çatı koyduk yine Bartın Barfet Kadınlar Komisyonu diye hı hı. bize e, nereden başvurduklarının çok önemi yok. Mesela Hakkari'den bir Bartınlı öğretmen bir okuldan başvurabiliyor. Çok güzel. E, Van'dan bir öğretmen ya da bir iş sağlık çalışanı bize bir bir yerden bahsed, e, başvurup bizden bir talip oluşturabiliyor. Çok güzel. Biz Hakkari'ye, Şırna, Van'a, Arya oradaki köy okullarına mesela çok güzel çalışmalar yaptık. E, Bizim ilimiz olarak bakmıyoruz biz artık olaya. Biz artık sivil toplumun sesi, gerçekten sesi olmaya gayret gösteriyoruz. Ee, en çok Bartın'a tabii ki en çok Bartın'ın için önem veriyoruz ama... ...Türkiye'nin her yeri de bizim. Yani biz Bartın'ın sesini nerede duyurabiliriz? O okulda Bartın'ın sesi de duyulmuş olur. Hakkari'nin bir köyünde. Bartın'dan böyle bir küçük bir dokunuş sağlandı. Gibi. O yüzden... E, Yalnız yaşayan kadınlara şöyle bir hassasiyetim oluyor. Onları kimseye teslim etmiyorum. Önce kendim evlerine kadar ziyaret edip onları tekrar tek kontrol ederekten hani ne ihtiyaçları var belirleyip ona göre davranıyoruz. Öğrenci olan kızlarımız başvuruyor. İşte bizim sosyal medya bu konuda çok iyi. Oradan mesaj geliyor. Mesela bir mesajı değerlendirmek için bu işleri de hani ben ilgilendiğim için direkt başkanım bize de arayıp söylüyor. Bari Hanım işte böyle bir çalışayı var, talep var. Nasıl yaparız? Ben onu kısa bir araştırma yapıyorum. Muhtarlarına varana kadar öğrenip gerçekten ihtiyacı olup bir de gerçek ihtiyacı olanlar var, olmayanlar da var. Onları belirleyerekten ona göre yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki gerçek ihtiyacı olan kişilere ulaşmak çok önemli, çok değerli. Diğer kişiler evet maalesef toplumun her kesiminde de bunlar yaşanıyor. Önemli olan bizim iyi bir araştırıcı, İyi bir keşfedici evet. olmamız gerekiyor ki onlar keşif ziyaretleri sizin yaptıklarınız doğru kişiye yardımın ulaştırılması. İşte Öyle o kişiler, mi? o doğru kişiler nasıl oluyor sonra biliyor musun hocam? E, i̇yilik bulaştırmak evet. e, hastalık bulaştırmak yerine iyilik bulaştırmak düstur aslında idirmemiz lazım hepimiz. Evet. O iyilik bulaştırmış kişiler hani dediğim yalnız yaşayan işte ya da başka birileri daha sonra bir talep oluştuğunda ben durum yaptığımda işte bir yere koyduğumda ilk önce onlara yazıyor. <laughs> değil mi, değil mi? Ne kadar Hocam, güzel. Çok az ama ben de katkı olsunmak çalışıyorum ve böylece iyilik de yayılmasına da vesile olmuş oluyor. Her şey, iyilik zaten başladığı anda güçlenerek ve bereketli olarak başlıyor. Evet. İyiliği de gönüllü ve gönülden yapan insanlar birbirlerini ulaştırıyorlar. Evet. Yani belki bereketin gücü o güzel gönüllerden de bereketlenerek çıkıyor. Bu noktada çok kıymetli. Sizin de e, hanımlar olarak hanım zaten eş değer bereket demektir, değil mi? Evet. Biraz önce dedin ya hanımlar üretkendir. Evet, hanımlar ürettiği her şeyde bir bereket var. Bir güzellik var. Ondan sonra birbirleriyle paylaşma var. Beraberliği en güzel şekilde yaşatıyorlar. Bu noktada da çok önemli. Yaptığınız şey çok güzel. Özellikle yalnız kadınların ziyareti, onların güçlendirilmesi bu ülkenin güçlü kadınlara ihtiyacı var. Evet, Nevzat hocanın efendim. bir sözünü burada bahsetmek istiyorum Bahri hocam. Çok da severim. Siz diyor hüzünlü prenses olmaktan vazgeçin. Yani güçlü toplumun içinde güzel roller paylaşan kadınlar olun. Bu da kadar önemli. Siz de o yalnız kadınları ziyaret ederek aslında onlara güçlü olduklarını hissettiriyorsunuz. Yani biz buradayız beraberiz. O biz olmanın gücü hiçbir şeyde yok. Hani kendini o şekilde güçlü hissetmenin gücü çok önemli bir şey bu. Evet. Çok güzel. Modelden de hani model demişteydi evet. hocam. Aslında onlar bir model de görüyorlar karşısında. Evet. Hani iyi örnekler e, görüyorlar. Bu kadın da bir yokluktan gelmiş bir kadın. Bir de evet. o var. O model var karşılarında. Hı -hı. E, isterse insan neleri başarabilir de görüyorlar bu şekilde. Derinlere indiğimizde, konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde insan isterse neler yapabilir de öğretmiş oluyorsunuz hı hı. bir şekilde incitmeden. E, o yüzden e, onları ziyaretlerimiz çok önemli. Onlarla Kesinlikle. konuşmamız çok önemli. Onlara değer verdiğimizi hissetmeleri çok önemli diye düşünüyorum. Bir şey daha soracağım Bahri Hocam bu arada. Bir annesiniz, bir hı. eşsiniz. Toplumda çok güzel şekilde bir sivil toplum kuruluşu içerisinde roller aldınız. Bir kadının sivil toplum kuruluşu içinde olmasının hem size kazandırdıkları, hem ailenize kazandırdıkları, hem toplumdaki kazanımları nelerdir? Siz neler gözlemlediniz, neleri fark ettiniz? Çünkü bilinçli bir şekilde bu çalışmaları yürütüyorsunuz. Hani derler ya işte Bak bu kadar e, yoğunsun yapma. Hani genelde böyle de telkinler evet. de oluyor. Bunlar Size de mutlaka bahsedelim. oluyordur. Burada bir kadının bir sivil toplum kuruluşu içerisinde... ...sizin gibi güçlükle ama bu güçlükleri de kolaylıklara çevirerek... ...bakın vazgeçmiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Kendi alanımı daha güçlendirmek için yüksek lisansa da başladım diyorsunuz. Evet. Ki bu çok güzel bir şey. Bu konularda sizin... Bizzat yaşayarak, bizzat görerek, bizzat toplumun içinde var olarak bu çalışmaları yapan Bahriye hocam bu konuda neler söylemek ister? E, Üsküdar Üniversitesi öğrencisi olmaktan şu an ilk önce onu söylemek <laughs> istiyorum. Gerçekten evet. çok mutluyum. Hele sizin gibi bir değerli bir hocamıza tanışmak beni çok mutlu etti. Öyle bir sevgili geliyorum ki gelirken Hı -hı. anlatamam. E... Kendi evinize geliyorsunuz aslında, kendi <laughs> ailenize evet. geliyorsunuz. Evet hocam. Şimdi ilk başta ben sivil topluma başladığımda böyle kimse yoktu. E, i̇lk bark, Barkoz Der'den başlamıştım. Hı hı. E, bir barfetin bir derneği olarak. Orada işte kuzenim, e, kuzenimle beraber girdik. Kardeşim vardı, kuzenim vardı derken e, öyle bir bar diye girdik ettik. Sonra e, o kadar uzak ki federasyon benim oturduğum yer Kocaeli'nin bir köyü. Hı hı. E, dernek binamız da Kısıklı, Üsküdar Kısıklı'da. Evet. Şimdi gelip gidiyorum. Kaç araç değiştiriyorum? 4 araç değiştiriyorum. 5 araç değiştiriyorum. Marmaray'dan in, işte oradan gelen otobüsler falan. 5 araç değiştiriyorum. Ve e, herkesten önce geldiğim çok gün olmuştur. Hı -hı. Üsküdar sahilde inerek bir tur o denizin kenarında hava alıp e, öyle geçtim Kısıklı'ya. Bunu görenler, e, çevremde bunu gören e, akrabalarım şunu söyledi bana. Sordu. Sen oradan maaş alıyor musun? Hı -hı. Oradan maaş alıyor musun? Gönüllülüğü o an hissedemiyorlar. Hmm. Bir taraftan onlar için üzüldüm. Çünkü insanlık bazen maaş değildir. Kesinlikle. Yani Parayla ölçülmeyecek kadar değerli bir şey. Ben orada o kadar güzel şey alıyorum ki öyle bir haz alıyorum ki onun tarifini yani hiçbir maaş ödeyemez. Terapi oluyorsunuz aslında. Yani hiçbir maaş ödeyemez. Oraya gelip o insanları bir araya getirip o insanların e, ruhuna dokunmak, insanlarla iç içe olmak. Memleket havası almak zaten Kısıklı'daki yerimizde Amasra'nın, Bartın Amasra'nın bir şeyi vardı. Kocaman resmi vardı. Kapıya geldiğimizde zaten memlekete gelmiş gibi oluyorduk. Ne kadar güzel. Orada güzel bir atmosfer içerisinde. Yani i̇nsanların aslında sivil toplum kuruluşlarına olmalarının sebebi artık zaten kendine erişmişler ama birilerine daha erişmek, birilerinin daha ruhuna dokunmak, iyilik yarışına girmek. Hı hı. Sivil toplum öyle sivil toplumda olmak öyle kolay bir şey de değil. Mesela kadın için daha zor. Evet. Hani erkekler için e, tabii ki onlar için de çok zor ama kadın için daha zor. Kadın e, evde yemeği olur, işte işleri olur falan. Bunların e, dışında eşi, çocukları olur. Bunları her hepsini organize ettikten sonra böyle bir sivil toplumun içinde çalışması gerekiyor. Yani sadece e, öyle al ceketini çık olayı değil kadınların Kesinlikle. işi biliyorsunuz. Evet. Evet. Akşamdan yemeğimi yapıp çıktığım çok sabahlar olmuştur. O, o, süreçlerde zorlandım ama çok mutluydum. Gerçekten benim için mutluluk verici sivil toplum kuruluşunda olmak. Çok güzel bir söz var Bahri Hocam. Sevmek fiilinden sonra en güzel fiil diyor yardım etmektir. Evet. Aslında siz toplumun içinde bir şeyler yaparken kendinize de yardım ediyorsunuz. Aynen. Ruhunuzu iyileştiriyorsunuz, terapi oluyorsunuz, huzurunuz artıyor hem sevginizi hem emeğinizi hem bilginizi paylaşıyorsunuz. Bu paylaşımlarda toplum güçlenirken aslında farkında olmadığınız bir şey var. Siz daha güçlü oluyorsunuz. Evet. Değil mi toplumun evet, içinde? Evet, evet. Daha şükürlü oluyorsunuz, daha sabırlı oluyorsunuz. Daha iletişiminiz güzelleşiyor, güçleniyor insanlarla olan. Onların sorunlarını çözdükçe bakıyorsunuz ki daha mutlu bir insan halkası içindesiniz. O yüzden değil kadın hocam. bence kesinlikle değil mi sivil toplum kuruluşu içinde var olmalı. Bence de. Hocam halkadan bahsetmişken evet. e, Bahriye Gırpınar geri değil sivil toplumda tek başına değil. Kesinlikle. E, benlik e, yani oranın e, şeyi tek ben değilim. Benim arkamdan şu an binlerce kadın oluştu. E, i̇simlerini hepsini veremeyeceğim. 60 tane derneğimiz var. Barkum der, Barkumder, Barkozder, Çeder ulus der derken böyle bir e, ona onlarca derneğimizin kadınları var artık. Hı hı. Hepsi çok değerli. O kadar güzel işler yapmaya başladılar ki artık. E, bizim arkamızdan birlikte yani yine e, ne olursa olsun bir, bir mesela bazı kuruluşlarla da biz şey yap destek alıyoruz mesela sağlık kuruluşlarından. Evet çok E Milli eğitimlerden destek alıyoruz üniversitelerden. Bartın Üniversitesi'nde de çalışmalarımız hı hı. oluyor. Engeller alakalı çalışmalarımız var. Başvuruların içinde mesela bazen e, bir ameliyat olacak. Hı -hı. Burada bir anamı da anlatmak istiyorum. Hı -hı. Eğer mi hocam şeyyse en sonundan bırakırız bilmiyorum da. Bir tane doğuştan göz evet. yaşı damarı tıkalı olan bir 2 yaşında kız çocuğumuz vardı. Bize gelen taleplerde. O kızımız için böyle bir de şey düzenledik kampanya sosyal medyada hani resim isim falan koymuyoruz ama sadece başlık koyuyoruz bir tane e, resim olmayan bir profilden mesaj gelmiş işte e, ben de yardım etmek istiyorum hı hı. derken ben telefonumu yazdım hemen arkadaş aradım konuştuk Belçika'dan arayan bir iyilik meleğim var benim artık o oh, çok güzel Eşi demiş ya sosyal medyada gördüğüm kişilere neden itimat ediyorsun e, Belki nedir dolandırıcı mıdır evet, kimdir o falan filan. Evet. Sonra benim profilimi incelikten sonra yok demiş bu profil <gülüyor> değil <gülüyor> bu profil doğru demiş. Sonra oradan görüşmeye başladık. Bu arkadaş hastanede sağlık çalışanı Venedik'ta çalışıyor ve oradaki bartınları organize ederek kendisi de bartınlı birçok iyilikte rol almıştır. Ne kadar güzel. Yani burada Selam da iyilik olmuş <laughs> ona da buradan Belçika'da selamlar. İyilik meleğime buradan çok selamlar gönderiyorum evet. Sevim Hanım. iyi ki varsınız ve sizin gibi insanlar iyi ki var. Kesinlikle. Bu bir örnek. Çoğalsın. Bunun gibi çok var. hani binlerce evet. oldu. Hadi Almanya. burada şunu da söyleyeyim Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için. Evet. Aslında tek yürek gibiyiz. Evet çok farklı yerlerdeyiz, çok farklı bölgelerdeyiz. Dünyanın her yerindesiniz. Hı. Ama öyle bir yürek var ki öyle bir gönül var ki herkes o gönül içinde bir kişi gibi. Hani evet. biriz bir deniz diyorlar ya o gücü aslında hissettiren Rabbime binlerce şükürler olsun. Çok şükür hocam. Şimdi devletimiz tabii ki birçok hastaya karşılıyor masraflarının çoğunu ama bazen hani öyle bir şey oluyor ki diyelim ki bir skolyos hastası hı hı omurilik ameliyatı, en az 10-15 tane omurilik ameliyatı olmuş bir evet. tanıdığımız var mesela. Bunun git-gel git, git masrafları falan da şuydu buydu bayağı bir masraf oluyor. Bayağı bir külfet. Hani onlara o külfet içerisinde destek olmak çok güzel. Kesinlikle. Yani bazen devletimiz tabii ki her yere erişemiyor. Yani erişemediği yer var. Mesela deprem bölgesindeki bu bizim toplum olarak... Nasıl bir anda tek yürek olduğumuzun resmi de aslında bu evet. bir örnekti. Sivil toplumların buradaki rolünü, evet. bazen sivil toplumu insan rolünü fark edemiyor. Evet. Ama burada öyle bir güçlü oluşumlar oluştu ki, yani bu depremde de görmüşlerdir insanlar. Evet. Ee, Türkiye genelindeki bütün sivil toplumları el ele verdi. Evet. O sivil toplumun gücü zaten o kadar güzel şekilde ortaya çıktı ki, bu sivil toplum köyü oluşturulan Hatay'da, evet. Bütün sivil toplumların orada depremzede aileler için tek yürek olup her şeyini paylaşmaları, gerçekten o şeyleri yapmış oldukları çalışmalar, toplantılar, gece ve gündüz birbirlerine destek için ulaşmaları, hiç kimsenin dışarıda kalmasın diye gönülden yapılan o bütün çalışmalar bence Sivil toplumun insanın her zerresine kadar ne kadar gerekli olduğunu kesinlikle ve o gücü gösteriyor, o güzelliği gösteriyor. İşte birlik ve beraberliğin bence en büyük örnekleri. Dünya şaşırıyor ne kadar kısa zamanda toparlandınız. Türkiye nasıl bu kadar hızlı bir şekilde toparlanıyor diye birçok yabancı e, sosyal medya ve yazarlar, şey hayretler içerisinde. Şu güç var işte sivil toplumun birlik ve beraberlik gücü. Bu güç olduğu için birçok yani ülkemizdeki birçok sorun hızlıca çözülmüş oluyor. İnşallah daha da güzeller olacak. Daha da iyileri olacak. Ve sivil toplumun içinde insanların her zaman var olması gerekliliğinde güzel bir örneği oldu bunlar. Evet hocam. Bu konuda sizin de sivil toplumun sesi olmanız ayrı bir güzellik zaten. Evet herkese sivil toplumu tanıtmış oluyorsunuz. Hani sizin de bu rolü üstlenmemiz çok teşekkür ederim hocam yani gençliğe dönmek. Hep beraberiz. Olmak, <laughs> Sizler olmasanız verici. biz biz olmasanız siz. Yani hep, hep beraberiz şey. burada da. İnsanların hani bir kanal üzerinden sivil toplumun neler yaptığını da duyması harika bir şey. Hani bir araya zaten toplanıyoruz ama hepimiz birlikte. orada ne kadar bir kesime ulaşabiliriz? Evet. Orası ayrı bir düşünülür bu konuda gerçekten harikasınız. Teşekkür ederim hocam. Nice sivil toplum kuruluşlarıyla inşallah hep böyle programlar yapalım Bahri hmm. hocam. Çünkü sivil toplumun yapmış olduğu çalışmaları duyurmak, o gücü diğer sivil toplumlara ulaştırmak ve şu an zaten teknolojinin çok hızlı geliştiği bir dünyadayız. Dijital bir dünyanın içindeyiz. Bu sesi dijital bir mecrada da paylaşmak çok önemli. Bu yüzden de ben özellikle de sivil toplum kuruluşlarıyla yapmış olduğum bu programı kültürel bir miras olarak görüyorum. Yıllar sonra belki torunlarınız, onların çocukları sizin bu programınızı Bartın'la olarak seyrettiğinde gurur duyacak. Diyecek ki o kadar güzel çalışmalar yapmış ki bu çalışmaları da gelip paylaşıyor. Yani gönülden gönüllü bir şekilde insanların gönüllerine Birçok şekilde dokunuyorsunuz. Onların zerrelerine kadar, kadar yani dua gibi bu. Bence dua değerinde bu evet, çalışmalar. Çok güzel. Gerçekten dediğimiz gibi hocam. Ee, ayrıca biz sadece Bartın Dernekler Federasyonu'nda değiliz. Ee, evet. Kocaeli Kadın Şair ve Yazarlar platformumuz var. Buradan Hacer Hoca, başkanımız Hacer Hoca'mıza çok teşekkür evet. ederim. Hacer Alioğlu Yakuti çok değerli bir kültür sanat hı hı. hocamızdır. Kendisi şairimiz, halk şairimiz ayrıca. Çok değerli bir insandır. Bizi de bir araya getirip e, orada da e, güzel işler yapmamıza vesile olmuştur kendisi. Koşyaz'a, e, Koşyaz ailemize teşekkür ediyorum. Buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ne kadar güzel. E, ayrıca biz Anadolu Kadın Birliği platformumuz da var. E, orası da, e, orada da şu an 35-40 ile doğru ulaştı. Konfederasyon Çok ve güzel. Federasyon Başkan Kadınlarımızla. Burada Emine, Emine hocamıza da teşekkür, teşekkür ederim. Emine Çelik. Ne kadar o da güzel Kastamonu bir Kader Başkanı Kadın Derneği Başkanı Emine Şelik Hocamıza da çok teşekkür ederim buradan saygılar selam olsun Emine Hocamıza. Çünkü kadının olduğu her yerde gerçekten ileriye taşınıyor. Yani olduğu evet. yer daha da ileriye i̇şte gidiyor. Bereket bereket daha da güçlendiriyor. Evet. evet aynen öyle hocam. Kadının eli değmesi yetiyor değil mi? Eli değiyor, yüreği değiyor, kadının bereketi değiyor. O yüzden de çok önemli. Bu arada paylaşmış olduğunuz gruplarda birçok gruptasınız değerli hocam. Evet. O güzel gruplar içinde en son özellikle bu kadın yazarlar, şairler deyince kitabınız gözümün önünde. Evet. <laughs> çok güzel bir kitap. Kiraz Ağacı'ndaki hayallerim. Bu evet. kitabı da özellikle içinde gerçek hayat hikayenizi paylaşmışsınız. Ben bazı yerlerini okudum, çok duygulandım. Dedim ki programda kesinlikle Bahri Hocam'ın bu kiraz Ağacı'ndaki hayallerim kitabını hem kendisine de soracağım. Yani siz aslında bu kitabın içindesiniz. Her evet. şeyinizle, ruhunuzla, gönlünüzle, yaşadıklarınızla, hayallerinizle ve yapmak istediklerinizle. Hep evet. dedim ki okurken birkaç tane böyle zaten yazmış olduğunuz şey çok etkiledi. Hemen arkasından dua ettim. Dedim nice Bahri hocalarımız olsun ki onların yaşadıkları da böyle kitaplara girsin. Hepimiz bu kültür hazinelerini evet, yapmamız gerekiyor. İnşallah niceleri olsun Bahri hocam. İkinci kitabımız da inşallah şu an elimize geçmek üzere gelecek önümüzdeki haftalarda. İnşallah. Kiraz ağacındaki hayallerim gerçekten gözyaşıyla yazıldı. Her satırında mutluluk gözyaşı, hüzün hepsini barındıran böyle güzel bir hikaye çıktı ortaya. Okuyan arkadaşlarım şey okuyorlar ve gerçekten çok duygulandık. Hı hı. Gözyaşlarımızı tutamadık dedikleri oldu. Dedim ki o gözyaşları benim gözyaşlarımın size yüreğim benim yüreğimden sizin yüreğinize akmasıdır. Evet. Çünkü o da göz yazıldı. Bir tane öğrenciye hediye etmiştim. Az önce üç öğrenciden bahsetmiştim. Onlardan bir tanesi evet. ben hediye ettiğimi unuttum. Birkaç gün geçtikten sonra geldi. Hocam dedi elinizi öpebilir miyim dedi. Ne oldu? Hayrola? <laughs> Hocam bu kitap el öpmeyi çok fazla hak ediyor dedi. Ay. Elini öptü. Ben böyle ürperdim. Gerçekten sarıldım. Ben yine gözyaşımı tutamadım. Bu kitap göz yaşıyla yazıldı ama hüzün değil sadece. Mutluluk göz yaşıyla azim, güzel. başarı, pes etmemek, inanç. Bir kadının isterse neler yapabileceğinin Kesinlikle. en güzel örneğidir diyebilirim. Herkese tavsiye ederim. Evet mutlaka okusunlar. Çünkü... Orada toplumda yaşanmış hikayelerle beraber kişilerin hayallerine ulaşmadaki güçlüklere sabredişi var. Evet. Ee, ve bu güçlükler aslında onun yol hikayesinde güçlü olma yönleri olmuş. Yani güçlük gibi görünse de güçlenmenin, kelebeğin kozadan çıkışı gibi sizi güçlendiren, belki bugünkü gücünüz orada hayallerinize koşarken yaşadığınız güçlükler ve deneyimler olmuş. Biz onları deneyim kazanma ve deneyim kazanarak güçlenme olarak görüyoruz aslında. Evet hocam. Bugünkü Bahriye hocamızı yaptı orada yaşadıkları. Eğer onlar yaşanmasaydı belki Bahriye hocamız daha farklı birisi olacaktı. Evet yani çok doğru söylüyorsunuz hocam. Burada tabii ki bu aşamalardan geçerken hayatımıza dokunan çok güzel insanlar da var. Zaten evet. kitabın arkasında o insanların hepsine teşekkür evet. yazılım, yazım da var. Bundan sonraki kitabımda muhakkak sizin de isminiz olacak hocam. <laughs> vefa işte değil vefa, mi? Vefa, vefa. Ben bu hayatta en çok vefayı çok öne, öne alırım. Yani geçen bir arkadaşa da söylemiştim bu konuyu. Bir vefa yapılan bütün kötülüklerin üzerini örtebilir. Evet. Bir vefa. Yani bir kişi size bir iyilik yapmıştır. O iyiliği yaptığı diğer bütün kötülüklerle örtebilirsiniz. İşte. Yani vefanın, bunu başardıktan sonra vefadır bunlar. Evet kesinlikle. Vefanın altında o kadar çok güzel duygu var ki hocam. Güven var. Evet Saygı sevgi var, var. Sevgi var. Merhamet var. Şefkat var. Adalet var. Diğer gamlık var. Empati kurma var. Yani bütün hepsi aslında vefa duygusunu oluşturuyor. Her birini hissediyorsunuz o vefanın içerisinde. Bir de gelecek günlere doğru vefa sizi bir dua gibi götürüyor. Çünkü o kişinin e, vefa gösterdiğiniz kişinin dünyasında bir dua kazanmış oluyorsunuz. Evet. O dua size ve ömrünüze de yansıyor. En büyük e, vefa örneğin ilk önce annemize, babamıza. Evet, oradan başlayarak e, günlük yani ben e, hep bunları söylüyorum ama e, mutlaka anne babamız varsa her gün duasını evet. alalım. Evet. Ben bunu e, hayatımın en baş köşesine yerleştirdim. Peygamber doğasından da üstün anne doğası anne, okuduklarımız baba duası. değil mi? Bambaşka ya. yani Peygamberimizin çünkü annendir 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 hani dediği Sese. sonra babandır dediği demek ki Aile anne ve baba çok çok önemli insan hayatında Onlara yapılan her türlü Vefa dolu iyilik dolu her muamele insanın ömründe de daha güçlü olmasını sağlıyor diyor ya anne baba duası alarak evet. ilerleyin çok doğru bence Biri bir yeri taşıyor yani anne evet. baba duası muhakkak insanları bir yere taşıyor yani insan yaş itibariyle de yaşadığı etrafında yaşadığı kişilerden de bunları örnek olarak da görebiliyor zaten sivil toplumda buraya gelmemizin sebebi böyle değerli insanlar anne baba başta olmak üzere değerli insanlarla artık geldi bizim Bartın dernekler federasyonunda o kadar güzel o kadar değerli insanlar var ki. Bazen elinindekinin en üstünü vermeye çalışan, evet. bazen zamanının en fazlasını vermeye çalışan Hı. Federasyon Başkan Yardımcımız, başkanımızdan tutun da başkan yardımcılarımıza, başkan vekillerimize kadar en iyi işleri yapmaya çalışan insanlar var. Ben buradan en çok onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burada olmamızın, sivil toplumun sesinin, sesi olmamızın sebebi onlar. Çünkü onlar bugüne taşımış, biz onlarla beraber ol birlikte bu yolda yürümüşüz. Siz de geleceğe taşıyacaksınız. Gelecek evet bayrak yarışı. olduğunuz evet, <laughs> evet bir gün. Bir sancak var belki sivil toplum sancakı evet. ve siz onu yüreğinize, gönlünüze gelecek nesillere taşıyacaksınız. Aslında herkes bulunduğu an, bulunduğu zaman, bulunduğu boyutta bu varlığı, bu güzelliği hissederse gelecek nesillere de o güzel vefayla taşımış olacak. Bartın adını da ...burada tanıtmış oluyoruz. Bartın'ımızın e, kitabını, Kesinlikle. barfet olarak Bartın kitabımızı da bastırdık. E, sağ olsun başkanımız e, Kültür, ba Kültür Müdürlüğü ile böyle bir çalışma yaparak... ...Bartın Dernekler Federasyonu e, broşürümüz, Bartın Tanıtım Broşürümüz de oluştu, kitabımız da oluştu. Mavi Din yeşiliyle Evet buluştuğum il, Bartın. Karadeniz'in incisi diyoruz Bence biz de. oraya. Saklı Cennet. Saklı Cennet, evet. Muhteşem tarihi yerleriyle, deniz kenarı deniziyle, yeşiliyle, doğasıyla iç içe ve samimi insanlarıyla herkesin tanımasını tavsiye ediyorum yani. Ben de özellikle SKS bizim gençlik kulüplerimizin olduğu daire başkanlığımız. 86 tane gençlik kulübümüz var. Ben de Doğa Sporları Kulübünün danışman hocasıyım ayrıca. Aşan ve bu arada tabii size... birkaç tane danışman olduğumuz kulüpler var. Burada biraz önce onu da söyleyelim. Gençlerle bir iftar programı düşünüyoruz. düşünüyoruz. Başım Belediye Başkanı'nda değil mi hocam? Evet, düşünüyoruz. İnşallah Mehmet Başkanımız bizi duyuyordur. Onunla beraber istişarelerde bulunarak bu, evet. bu programı düzenleriz inşallah hocam. Birlikte çok sevinirim. Kesinlikle. Hem de depremzede misafirlerimiz de olur. Gençler Hı -hı. onlarla birlikte olur. Çok güzel ben bir program. Ben özellikle tıp fakültesindeki... Stajyer doktorlarımızı da getireceğim. Şu an onlar Çiçeği Burnu'nda genç stajyer Maşallah doktorlarımız. Maşallah. Onlar da Bartın'da hem yaşlılarımızın dualarını alırlar. Onların sağlık kontrollerini yaparlar. Hem de güzel bir iftar ve bayramlaşma programı gibi... İftarı bayram gibi yaşarız gençlerle. Muhteşem bir program olacağına inanıyorum. Ee, evet hele başkanımıza tam selam insan, olsun. Mehmet başkanımıza buradan saygılar, selamlar gönderiyoruz yine. Evet. İnşallah birlikte güzel bir program olur. Onu iki personel yapacağız. İnşallah. Bahri hocam, o kadar keyifliydi ki programın son dakikalarına doğru geliyoruz. Evet. Bütün gün konuşsak, anış yani hiç zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bartın Dernekler Federasyonu içerisindeki ve altındaki bütün derneklerde bulunan kadınlar başta olmak üzere bütün emek veren bu güzel yolda birçok çalışmalar gerçekleştiren herkese bütün gönül insanlarına gönülden teşekkür ediyoruz, kutluyoruz. Bartın Dernekler Federasyonu Barfet nice yılları olsun daha güçlü şekilde. Güzel çalışmalar i̇nşallah içinde hocam. olsun inşallah. Buradan bir güne söz bırakalım bugün'e. Siz evet. güzel bir söz yazıyordunuz <laughs> programa girerken. Evet. Bu zaten konu konuyu açtıktan sonra oluşan bir şey. İnsan hayatındaki olması gereken ve evet. insan bedeninin gerçekten buna tutunarak hayata tutun hayat bulduğunu düşünerek söylemiştim. Umut yaşatır. Evet. Umutsuzluk öldürür. İnsan bedeni de umut motivasyonla yaşar. Gerçekten umudu yoksa, umudu kaybettiği anda kendi kendine yavaş yavaş bütün organlarıyla ölmeye başlar. O yüzden hayatta umudumuzu hiç bırakmıyoruz. Umut yaşatır, umutsuzluk öldürür diyoruz hocam. Umut gerçekten insanın var oluşunun da mayası gibi. Evet. Umut varsa yaşadığın hayat, hayat oluyor. Umut evet. yoksa da yaşadığın hayat memat oluyor. Evet. Bahri hocam. O halde Bilinçli farkındalık için umudun içimizde açmış olduğu çiçekleri sulamaya devam edelim değil evet, mi? hayal kuralım. Hayal kiraz ağacına Evet gidip hayal kuralım. <laughs> e, hayal planlamak, umut etmek, evet. e, beklentiye girmek. Beklenti tabii ki e, olmalı insan hayatında. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Hocam. Ben şey diyorum hep, insanı iyiye yönelten insanlığı da iyi yöneltir. Aslında siz burada söylediklerinize, çevrenizdeki gençleri aileleri, kadınları iyiye yöneltiyorsunuz. Yaptıklarınızla güzel örnek olarak ve böylece de aslında Barfet'in içindesiniz ama insanlığın da içinde iyi örnekler oluşturarak insana iyi örneklerle, onların ruhuna dokunarak insanlığı da iyiye yöneltiyorsunuz. Bu çok özel bir misyon. Baraton hocam Bartın Dernekler Federasyonu'nun zaten asıl amacı gençlere evet. e, yönelmek. Bu konuda hani o e, konuya çok giremedik. E, her yıl belirli öğrencilere yani belirlenen öğrencilere en çok ihtiyacı olan öğrencilere yani sayı vermek istemiyorum ama güzel bir burs ayarlanıyor ve güzel evet. burslar veriliyor. Öğrencilerle çalışmalar yapılıyor. Gençler özellikle gençlerin sesi de oluyoruz aynıca evet. sivil toplumun sesi derken <laughs> gençlerin de sesi oluyor. Evet. O yüzden Barfet'te gurur duyuyorum yani bu konuda. Evet. Barfet'te de sizinle gurur duyuyordur. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Barriye ederim hocam. hocam. Değerli izleyiciler, programımız burada sona erdi. Sağlıklı, huzurlu ve verimli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.